Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere arkadaşlar eskiden yaptığımız spot videosunu tekrardan göstermek istiyoruz. Şu anda zararda mıyız değil miyiz ona bakacağız. Latte de çok meraklı. Bakalım ben de meraklıyım. Hatta geçen gün 2000 dolar küsur zarardaydım. Bunu zaten Twitter'dan sizlere duyurmuştum arkadaşlar. Twitter demiştim, Telegram'dan. Bakalım şimdi ne oldu? Biraz eklemeler yapacağız. Bu eklemeleri yapmak isteyen varsa onlar da kendileri de yapabilirler. 170 bin dolar e, bir bakiyemiz vardı. Şu anda onu bekliyoruz. Bakın Allah'ta artık sen gidebilirsin. O herkes çünkü gördü. Yani 170 bin dolar bir bakiyemiz vardı arkadaşlar. Şu anda tekrardan 170 bin dolar daha ek dolar diyorum. TL'miz vardı. O kadar çok dolarla konuşuyoruz ki artık her şey dolar oldu. 170 bin TL'miz vardı. Şimdi bir 170 bin TL daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Totalde 140, 340 milyarlık bir meblağ yapacak bakalım 60 bin TL şu anda zarardayız. Yani 170'in 60 bin TL'sini çıkarsak çok fazla bir zararda değiliz aslında. Bu kadar düşüşlere rağmen çok yüksek bir zararda değiliz arkadaşlar. Şimdi gelin ne almıştık hep beraber tek tek inceleyelim arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Arkadaşlar ilk önce BOME ile başlamak istiyorum sizlere. BOME'de hedefimize ulaştığında 1120 dolar bizlere karla bırakacak arkadaşlar. Total 36 bin TL'lik bir kar oranı bırakmayı bekleniyor. Aşağıda benim şu anda iki tane daha alım yaptım arkadaşlar. Yani Yapacağım. Birincisi neresi? Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. 54 12 yani 00 54 12. Bir de 54 12 mi? 72 mi bu? 72'dir ya. Aynen. 54 72 arkadaşlar burası. Bir de 19.37 noktası var arkadaşlar. 19.37 noktasından da Pom'a bir alım daha yapacağım arkadaşlar. Pepe var. Pepe'de de 93 dolar şu anda zarardayım görüyorsunuz zaten. Şimdi bir al limit daha verdim arkadaşlar. 300 dolarlık bir emir daha verdim. Burası nerede peki? 541 313 noktası. Pepe de maksimum noktaya geldiğinde arkadaşlar bizlere 432 dolar artı bir 432 daha fazla verecektir diye düşünüyorum. Çünkü buradan giriş yaptığımızda arkadaşlar çıkacağımız nokta hemen şöyle sizlere gösterelim. Hani şuradan buraya %400 yani 4x'lik bir şey arkadaşlar 1200 dolar artı 400 dolar daha 1600 dolara yakın bir para verecek bize. Pepe Floki'ye baktığımızda Floki'de 148-150 dolarlık bir zarardayım arkadaşlar. Maksimum kazançta 13.000 TL bir para verecekti. Ama burada iki tane daha ekleme yapacağım bölge var arkadaşlar. Buraları 649 ile 0.050 noktaları. Yani orası gerçekten bir dip seviye arkadaşlar. Oraya kadar düşer mi bilmiyoruz ama bakacağız oraya kadar düşerse de. Avax. Avax'tan beklentim her zaman çok yüksekti arkadaşlar. Şimdi 15.46 ve de tekrardan gelirse 8-9 dolara da arkadaşlar bir 300 dolar daha eklemek istiyorum. Yani totalde 3, 6, 900 dolarlık bir AVAX almış olacağız. Şu anda 111 dolar zarardayız. AVAX maksimuma çıktığında arkadaşlar tahmini kazancımızda da 18.000 TL yapıyor. Hani o da ortalama 543 dolar. Yani dolar bazında kazandığımız için TL'ler devamlı değişiklik gösterebilir. Hani ben onları o zamanki kurla yapmıştım arkadaşlar. Tabi baktığımızda kur daha yükselirse her şey otomatikman yükselecektir. Şimdi dostlarım böyle baktığımızda da 543 dolarlık bir karımız var. Artı 300 dolar da buradan geldiğinde totalde bir 8-9 dolarlık bir karımız olacağını düşünüyorum. MTL'ye bakalım arkadaşlar. MTL'de 108 dolar kardayız. E, i̇kinci alış bölgemi geçti. O yüzden buradan bir giriş yapmadım ben. E, şu anda stop. Stopları stop yapmıyorum. Ben görüyorsunuz zaten hala gidiyor. Stopluk bir şey yok arkadaşlar. Bir al limit daha verdim. 14-24'ten ne bu MTLS. MTLS'i de bekliyorum arkadaşlar. Bakın tahmini kazanışı bizlere 1429 dolarlık bir. Yani o da 46.000 TL'ye yakın bir para yapıyor arkadaşlar. Bu bizim ilk aldığımız spotta arkadaşlar. ENS, MTL e, yani ENS grubu, Ethereum grubu daha farklı arkadaşlar. Onu farklı bir videoda tekrardan göstereceğim sizlere. Ee, burada güzel bir NFP'den güzel bir kazanç bekliyorum arkadaşlar. Ben 41 bin TL'lik bir kazanç. Ne zaman? Bakın hepsi 2023'ün sonlarına doğru çıkan kripto paralar arkadaşlar. Farkındaysanız hani yeni kripto paralara giriş yapıyoruz ki çünkü boğa görmüş kripto paralara giriş yaptığımızda fazla bize bir avantaj sağlayacağını düşünmediğim için direkt bunlara tıkır tıkır giriş yaptım. Bilginiz olsun. FET, FED'de de arkadaşlar yine 120 dolar eksi deyiz. 378 12 tam bu nokta arkadaşlar. 378 12 noktasına da bir alım verdim. Bakalım bu noktaya da geldiğinde tahmini kazancımız ne kadar oluyor arkadaşlar? 874 dolar yani 28.000 TL'ye yakın bir para kazancımız oluyor. Yani şöyle az hesapladım aslında. Hepsine bakarsanız arkadaşlar 2x 4x totalde bir 5x'lik bir para kazancımız olacağını düşünüyorum ben. Ee, tabi gerçekleşirse bu kadar kötü durumlarda gene altcoin almak mantıklı mı biraz da tartışılır. Bu benim kendi yaptığım bir altcoin sepetim arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. hani hani 5x 100 milyarda 500 milyar bir kazancımız olur. Hani 200 milyarda da 1 milyon TL'lik bir kazancımız olabilir arkadaşlar. O yüzden böyle bir yatırım yapıyorum ben de. Bunun da bilgisini tekrardan vereyim sizlere. Kaç tane coin var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane coin'imiz var arkadaşlar. 16 coin'de de işte 170 bin TL'lik bir yatırım yaptık burada. Tekrardan 170 bin TL'lik daha yatırım yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi yapmaya da başladım zaten. Al limit ver, emirleri verdim. Emirleri verdiğim için sizlere tekrardan bir güncelleme çektim burada. A not, -not Bitket A bağlı olduğu için arkadaşlar direkt Bitket'ten alabiliyorum. Başka yerden alamıyorum. Onların da bilgisini vereyim sizlere. Hani Direkt Bitket A'nı bağladığımız API'yi bağladığım için oradan direkt tık 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 spot'tan çekiyor hesabı otomatikman. Şimdi arkadaşlar son bir al limiti verdim. Almamış bunu ama oraya kadar da düşmüş. Ben anlamadım. Hani tam düşüş seviyesi de yani orası bakalım bir. 851 yani 852'ye alım vermişiz. Neden almamış? Ben de bilmiyorum. Şu anda bunu almamış. Olsun almasın. Önemli değil. 100 dolar bir notta bir zararımız var arkadaşlar bilginiz olsun. Portala baktığımızda portal almadan dönmüş arkadaşlar. Maksimum düşüşümüz 19.27 bizim emrimiz 18.13'de arkadaşlar. Portalda da bir 200 dolarlık bir zararımız var. Buna da gene devam ettiriyoruz. Kava ya yani kavadan fazla bir beklentim yok açıkçası arkadaşlar. Ama ufak da olsa bir kavaya para atmak istedim. Tekrardan şu düşüşe gelirse de ekleme yapacağım arkadaşlar gene 300 dolarlık bilginiz olsun. Şimdi bonka bakıyorum arkadaşlar. Bonk da tahmini kazanç 23.000 TL diyor burada. Hani e, şurada bir Banka ekleme yapmadım. Daha yeni girdim çünkü bankada. Ben bilginiz olsun. Hani Bonk'a daha yeni ekleme yaptım. Hatta şöyle bir girişimize doğru çekersem daha Aynen. Şu anda Bonk'a yeni bir ekleme yaptım ben. O yüzden Bonk'un bir e, bana zararı yok. O da bekleyebilir. W, W'dan çok fazla para kazandığımız için bunu da tekrardan ekstra girdim. Ama W çok düştü arkadaşlar. Gerçekten çok düştü. Hani e, yüksek bir düşüş yaptı. Yüzde kaç yapmış? Yüzde 77 bir düşüş yapmış arkadaşlar. Hala bekliyorum. Yüzde 225 dolarda bir zararımız var. Fight Phyton var. Fight da arkadaşlar gene tahmini bizlere 30 bin dolarlık bir para kazandırabilir. Şu anda al limit bölgesine doğru da geliyor zaten bakalım. Bir 22 200 yani 22.06'ya da bizim girişimiz varmış arkadaşlar. Sağlık olsun. Önemli değil. Çok küçük bir noktayla karıştırmışız. HFT'yi arkadaşlar daha almadı benim. Hani bunu da daha yeni bir giriş yapacağım ben. Tahmini kazancımız da 60.000 TL 65.000 TL civarı olacak. Bilginiz olsun. Hani HFT coin'e de girmeyi düşünüyorum. Hani böyle bir saçma gelirse 4 dolara falan. 400 kafadan direkt Buradan bir kazancımız oluyor. GLM'ye baktığımızda GLM'de arkadaşlar tam 3 tane al emri verdim. Çünkü şu anda 119 dolar zarardayım. 100 100 100 yani yani totalde 300 dolarlık gene buna da bir emir verdim. Bilginiz olsun. En sonunda FTM var arkadaşlar. FTM'de şu anda 512 dolar bir kardayız. Pardon. Tahmini maksimum kazancımız olacak arkadaşlar. Hani e, diğer alt sepetine de arkadaşlar... Ethereum ağındaki altcoin sepetlerinde ekleme yaptığım zaman da onları da sizlere tek tek tık göstereceğim. Bilginiz olsun. Hani onlara da yüzer dolarlık girsem. Totalde bir bin dolarlık falan işlem açsak. Ya yani da yüz bin TL'lik falan bir totalde gene onlara da para ayırırım. Çok fazla atmak istemiyorum spotu çünkü vadede zaten kazandığım için. Hani spottan bana fazla böyle bir ek gelir olmuyor arkadaşlar. Spot unuttuğum için de böyle bana bir güzellik oluyor aslında. Hani baktım aha burada da para varmış diyorum ondan sonra. Hani bu da güzel oluyor. FTM'de arkadaşlar tekrardan 150 dolarlık bir zararım var. Yirmi e, bir 78'de bir alım emri verdim. Bakalım o alım emri gelirse ona doğru da gideceğiz. Bu analizleri daha öncesinde yapmıştım arkadaşlar ben. Maksimum tahmini kazan spot olduğu için de pek fazla şey yapmadım. Hani o yüzden bu bu şekilde devam edebiliriz. Arkadaşlar spot sepetimiz bu şekildeydi. İnşallah sizlere yararlı olmuştur. Dediğim gibi Ethereum ağındakiler çok farklı bir e, tabaka. Onları farklı bir videoda gösteririm sizlere. Ethereum ağındakilerden ama atıyorum bunlardan totalde 5x kazanacaksam arkadaşlar diğerlerinde yani 10x, 20x belki 50x'e kadar bir yükseliş gelebilir. Çünkü onlar putting coinler arkadaşlar. Bir anda fırlayabilecek coinler. Ethereum'da neden yükseliş bekliyoruz? Bunun sebebi zaten belli. ETF'lerin onaylanması, cartlar, jurtlar böyle. Önümüzdeki günler va olursa Rally güzel para kazandırabilecek. Ethereum anlık coinleri de daha sonradan bakacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Herkese bol kazançlar dilerim. Allah'a emanet olun. Bay bay.